Görüyorsunuz uçuşan. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu kapıya kadar geliyoruz. İçeriye adım attığımız anda sinek yok. Burada bir şey yok. Sineklik falan yok. Perde yok, tül yok. Bursa'daki Yıldırım Beyazıt Camii minaresinde uygulanan yöntem görenleri kendisine hayran bırakıyor. Camide sağlanan hava akımı sayesinde camiye tek bir sinek bile giremiyor. Bir şey dikkatimizi çekti. Sinekler içeriye girmiyor. Kapının önüne kadar gidiyorlar, uçuşuyorlar ve fakat içeriye bir türlü girmiyor sinekler. Sineklerin içeriye girmemesi tamamıyla yani sıcak hava çarpıyor onları, böyle geliyorlar ama içerideki rüzgardan dolayı sanki görünmeyen bir perde varmış gibi orada sinekleri engellemiş oluyor. Yıldırım ilçesinde bulunan 628 yıllık Yıldırım Beyazıt Camii'nin bu özelliği incelikle hesaplanmış. Caminin içi hava akımı sayesinde yazları serin, kışları ise sıcak oluyor. Cami içindeki bacalar sayesinde sürekli sirkülasyon sağlanıyor. Camilerin kurulduğu yerler, içerideki planlaması, mimarisi, tasarımı bunların hepsinin hesaba kitaba dayalı yapıldığını biliyoruz. Ecdadımız bu noktada gerçekten çok iyi. Biz onları örnek alsak zaten bugün yani depremle alakalı bir problemimiz de kalmaz. İşte yalıtımla alakalı da bir problemimiz kalmaz. Haşereyle mücadelede etkili bir diğer doğal yöntem ise deve kuşu yumurtası. Tarihi camide deve kuşu yumurtalarından da faydalanılıyor. Deve kuşu yumurtalarının harçta kullanılması başka, asılması başka. Bizim Bursa kemerimizin üzerinde 5 tane deve kuşu yumurtamız var. Bunun olma sebebi örümceklerin, bört böceklerin cami içerisindeki duvarlarda örümcek ağı yapmaması, tutunmaması.